Selamlar, iyi akşamlar. Buyurun hocam. Selamlar, merhaba. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Zor bir maçtı bizim için. Şöyle zordu. Tabii skordan dolayı biraz zor oldu. Bir de biraz üzüldük. Aslında maça tam istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Bir hafta boyunca bu şekilde çalıştık. Rakibin zaaflarını aslında biliyorduk ama güçlü yanlarını da biliyorduk. Öne de geçtik. Her şeyi aslında planladığımız, istediğimiz gibi gidiyordu. Ancak böylesine maçlarda büyük takımlara karşı oynadığınız zaman oyuncu kalitelerini de göz önünde bulundurduğunuzda bariz hatalar, basit bireysel hatalar maalesef bu tür skorları doğurabiliyor. Sizi hemen cezalandırabiliyorlar. Oyuncularımla aslında bunu özellikle konuştum. Evet, çok iyi mücadele etmeliyiz. Top bize geldiğinde oynamalıyız. Kendi oyun anlayışımız var. Organizasyonlarımız var. Ama en nihayetinde en az riskle, en az pas hatasıyla, bariz hatayla oynamamız gerektiğini söylemiştim. Olmadı. Tabii her zaman hesapladığınız gibi olmuyor. Ve onun neticesinde gelen iki tane gol aslında bizi biraz düşürdü ilk yarıda. İkinci yarıda da aslında oyuna tutunmak için bir stratejimiz vardı ama yine maalesef hemen erken yediğimiz gol ve sonrası zaten sonraki bölüm çok baz aldığım bir bölüm olmadı benim için. Bu maç geride kaldı. Evet, buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk ama asıl önemli maçlarımızın şimdi geldiğini de biliyoruz. Çok önemli bir Giresun maçımız var iki gün sonra. Şu andan itibaren sadece onu düşünüyorum ben. Şu an için onunla ilgili net bir şey söyleyemem. Evet, çok kurumsal bir takım. Bunun üzerinde de çalışıyorlar sağ olsunlar. Biz de bunun üzerinde çok kafa yoruyoruz, yorum yapıyoruz. Dediğim gibi takım için en hayırlısı hangi futbolcu en faydalı olacaksa hep beraber istişare edip gerekli yerlere uygunsa takviye yapılacaktır. Ama daha önce de söylediğim gibi transferden çok oyunumuzu nasıl geliştiririz, nasıl puan alırız ya da nasıl puanlar alırız, ben hep onun peşindeyim, onun hesabındayım. Bu son 3-4 maçta hakikaten ligin önemli takımlarına karşı mücadele ettik. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe kolay değildi tabii bunlara karşı oynamak, puanlar almak. Dediğim gibi kafamdaki plan şu anda her şey Giresun, Hatay ve Antalya maçı üzerine. Onun için de ne gerekiyorsa puanlar almak için takımla beraber her şeyi sahaya yansıtacağız. Şöyle sürpriz olmadı çünkü hocaları böyle değişiklikler yapıyor ama ikisi bir arada herhalde evet oynamamıştı. Dediğim gibi çok önemli oyunculara sahipler. Biz bunun da farkındaydık, öyle bir başlayabilirler. Ben daha çok tahmin etmiştim bunu. Ama biz kendi tarafımıza bakıyoruz. Dediğim gibi oyun tam planladığımız gibiydi. Her şey tam yolunda gidiyordu ama en nihayetinde sonunu getiremedik. Bunun için de üzgünüm. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.